Masal Keyfi. Herkese merhaba. Ben Ayşe, kızların annesiyim. Hangi kızların mı? Burcu, Esra ve Öznur. Onlarla önümüzdeki bölümlerde tanışacaksınız zaten. Şimdi hep birlikte turşu yapacağız. Siz de bu hafta sonu turşu kurmaya ne dersiniz? Hem ailecek etkinlik yapmış olursunuz, hem de bütün gününüzü ekrana bakarak geçirmezsiniz. Bu yüzden şimdi sizlere turşu nasıl yapılır onu anlatacağım. Turşu kurmak için gerekli malzemelerimiz havuç, biber, salatalık, yeşil domateslerimiz var, lahanamız var, kereviz yapraklarımız isteğe göre tercih edilebilir ve sarımsağımız olmazsa olmaz. Şimdi kızlarla iş bölümü yapacağız. Esra malzemeleri yıkayacak. Burcu ile ben de kesme işlemini yapacağız. Öznur da pet şişeleri dolduracak. Siz de ailenizde bu şekilde iş bölümü yapabilirsiniz. Turşuyu dilerseniz plastik pet şişeleri kurabilirsiniz ya da cam kavanozlara kurabilirsiniz. Eğer turşuyu cam şişeleri kurmaya karar verirseniz hava almamasına dikkat edin. Çünkü hava aldığı takdirde bütün malzemeler çöpe gider. Tabii her zaman cam plastikten çok daha sağlıklı. Cam sağlığı, can sağlığı. Şişelere sarımsak eklemeyi unutmayın. Sarımsakların en dış kabuğunu soyduk. Sarımsakları ortadan ikiye kestik ve şişelere ilave ettik. Büyük şişeler için 3 baş sarımsak yeterli. Şimdi gelelim turşu suyu hazırlamaya. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur? Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Aa merhaba abla, turşu mu kuruyorsun? Peki sence limonla mı daha güzel olur yoksa sirkeyle mi? Tabii ki sirkeyle hazırlayacağım. Bence sirkeyle daha güzel. Hadi sana kolay gelsin. Şimdi turşu suyunu hazırlayabiliriz. Turşu suyu için gerekli malzemelerimiz 1 litre su, 3 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sirke. Bakalım 1 litre su kaç su bardağı suya eşit? 1 2 3 4 5 su bardağına eşit diyebiliriz. 1 litre suya 1 su bardağı sirke ilave ediyoruz. Bu üzüm sirkesi. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirkeli suyumuza 3 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Biz iri salamura tuzu kullandık. Dilerseniz sofra tuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi de 1 yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim. Şeker ve tuz iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Karışımımız hazır olduğuna göre şimdi şişelere dökebiliriz. Bu karışımdan hazırlayarak bütün şişeleri dolduruyoruz. Daha sonra şişelerin ağızlarını sımsıkı kapatın. Hava almamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Turşu kurma işlemimiz bitti bile. İşte bu kadar basit. Her şey kolay olana kadar zordur derler ya hani, turşu kurmak da aynen öyle. Kardeşim Yavuz da turşuları çok beğendi. Umarım sizin turşularınız da çok lezzetli olur. Nasıl olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.
Masal Keyfi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.